Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Gerçek Fikri Neden? Bu hafta Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir ismini Kemal Tahir'i konuşacağız. Konuğum İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Coşkun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi nasılsınız? Yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi yani malum biliyorsunuz benim programda aslında bir ana temayı konuşuyoruz. Ana temanın alt başkanı, farklı uzmanlıklardan isimlerle konuşuyoruz. Bu Kemal Tahir üzerine bir bölüm yapma fikri ilk böyle ortaya çıktığında size de konuştuğumuzda ya bu ana temaya bir ara verir, bir Kemal Tahir bölümü yaparız, bir özel bölüm yaparız diye düşündüm. Fakat hani konuyu konuştukça, düşündükçe, çalıştıkça aslında Türkiye'nin yönü, benim ana tema bu 1938'den 2002'ye Türkiye'nin yönü. Türkiye'nin yönü tartışmasında Kemal Tahir'i konuşmak aslında bir boyutuna cuk oturuyor. Hı. Bu anlamda hiç de öyle bir paranteze falan gerek yok. Kalmadan. Evet, Kemal Tahir'i konuşmak, Kemal Tahir'i eleştirenlerden, olumsuz eleştirenlerden, olumlu eleştirenlere kadar bu fikirleri tartışmak aslında Türkiye'nin yönünü de tartışmaya birebir uyuyor. Bölümün sonunda izleyicilerimiz de aslında ne kadar uyduğunun farkında olacaklardır. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Şimdi bir kere şuradan başlayalım derinleşmeden önce. Şimdi Kemal Tahir denilince kimden bahsediyoruz? Bir romancıdan mı bahsediyoruz? Bir yani edebiyatçıdan mı bahsediyoruz? Bir tarihçiden mi bahsediyoruz? İşte Türkiye'nin düşünürden mi bahsediyoruz? O anlamda perspektifini açan bir aydınından mı bahsediyoruz? Yoksa rejim muhalifi siyasi bedel ödemiş bir mahpustan mı bahsediyoruz? Ya da fikirlerin karşısında, davranış karşısında rejimin gazabına uğramış bir yılgından mı bahsediyoruz? Kimden bahsediyoruz? Öncelikle tekrar teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Kemal Tahir, Türk Edebiyatı'nın o kurucular, Cumhuriyet döneminde kurucular kuşağında artık yukarıda yerleşmiş bir kuşağa mensup. Önce romancı. Gerçekten kendi ifadesi 24 saat roman düşünen birisi. Romanla var olan, romanla yaşayan, romanla düşünen, tartışan bir isim. Dolayısıyla Türkiye gerçeğiyle kurduğu ilişki romancı perspektifiyle, romancı diliyle, romancı bilinciyle kendisini konumlandırdığı yer bizzat kendisini. Bu konumu Türkiye'nin meseleleriyle düşünce düzeyinde ilişki kurmadı anlamına gelmez. Ama bir entelektüel ve siyasi bir zaviyeden sürekli siyasal tartışmalara müdahale eden bir aktör mü? Değil. Yani kendi romanını inşa ederken Türkiye'nin hikayesini nasıl geniş boyutlu, nesnel, gerçekçi bir biçimde yakalayabiliriz, anlayabiliriz? Bunu soruşturmanın peşine düşmüş, bunu aramanın peşine düşmüş bir isim. Dolayısıyla bu meselelere dokundukça ister istemez Türkiye'nin yönü, meselesi, üç tarzı siyaseti, Cumhuriyet dönemi, öncesi, sonrası, tarihle ilişkimiz kesinlikle bir tarihçi kimliğiyle konuşmaz. Yani gerçekten bir tarih metni olarak Kemal Tahir'in okunması sorunludur yani. Kemal Tahir yerleşik anlatıları acaba öyle midir deyip soru soran gene romancı pozisyonuyla, konumuyla açan, ilişki kuran, kendince bir yakalayışlar olan ve bunda da tek bir yakalayış değil, uçları verir yani. Kemal Tahir diyaloglarına dikkat etmek lazım. Bir konuşma diyalogları olarak falan değil, bir hadisenin, bir olgunun, bir aktörün farklı cephelerden bir pozisyonu diğerleriyle sürekli tartar yani acaba sorusu. Dolayısıyla romancı kimliğiyle kavramak durumundayız. Bu Türkiye siyasetiyle, düşüncesiyle, toplumuyla doğal olarak romancı kimliğiyle kurduğu ilişkiler ise düşünür tarafını bir cephe açması söz konusu. İkinci bir şey, Türkiye'nin meselelerinin kaynağı tarihte bu meseleleri de başka türlü okuma teşebbüsünde olan birisi. Ama hep burada romancı pozisyonda. Notlar ve kendi meclisinin 60 yıllarda özellikle o dost meclislerindeki konuşmaları vesaire sürekli onun etrafında bir hale, bir şey, bir inşa edilme söz konusu. Ama Türkiye'nin meseleleriyle siyaset düzeyinde, gündelik siyaset düzeyinde ilgili değil mi? İlgili. 1969'da Durum Muhakemesi diye yayınlandı bu Türkiye defterinde. Var yani etrafımızda büyük meseleler oluyor. Bunları detaylandıracağız. Kıbrıs'ı, Kuzey Irak'ı vesaire hepsini konuşuruz yani. Bunları hepsini detaylandıracağız. Fakat oraya geçmeden evvel şunu da bir anlamakta fayda var. Çünkü program ilerleyen kısımlarında konuşacağımız başlıkları niye Kemal Tahir orada öyle yaklaşmış anlamak açısından.
Bize kısaca Kemal Tahir, Kemal Tahir olmazdan önce. Yani bir edebiyatçı olarak, bir düşünür olarak Türkiye'nin... Sahne almadan önce. Almadan önce nasıl bir aileye doğmuş, nasıl bir sosyolojinin, kültürün içerisinde var olmuş, nerede büyümüş, bu hikayesini bir anlarsak. Kısa, çok kısa. Çok kısa, evet. Baba tarafından Şebin Karahisarlı. Gurbette gelip işçi olarak çalışan bir amca var. Amcanın yanına gelen babası var. Baba tersanede marangoz olarak abisinin yanında çalışıyor. İyi işiyle kurduğu ilişki, güçlü bir ilişki, sanatkarlık tarafı yüksek. Saraydan Abdülhamit döneminde bir iyi bir marangoz istenmesi söz konusu. Abdülhamit de yakın, özel çalışan, marangozhanede birlikte çalıştığı bir isim baba. Yaverlik rütbesiyle rütbelendirilmiş, maaş baremi anlamında bir rütbelik bu. Askeri bir rütbe olarak anlaşılmaması gerekir. Sonra da süreç içerisinde annesi Adapazarı Kayalar köyünden kökenli Hubser Hanım, Naile Sultan'ın hizmetindedir, cariyedir. Zaman içerisinde çera edilme anlamında, daha klasik anlamıyla söylüyorum, Tahir Efendi ile evliliğinden olan bir şey. Yani baba tarafından bir anıyla gündelik ilişki, saray kültürüyle ilişki kurmuş bir ailenin çocuğu. Böyle bir işin bir tarafı bu anlamda Abhaz kökenli anne. Adapazarı Kayalar köyü kökenli bir şey. Baba tarafında Orta Anadolu, Sivas, Şebin Karahisar bölgesi. Kökler böyle ama Orta Anadolu içine doğduğu kültürel sosyal ortam, yani gözünü açtığı dünya. Gözünü açtığı dünya böyle bir dünya. Ancak süreç içerisinde hemen 1910 doğumludur. Biraz sonra 1914 yaşanacaktır. Savaşın önce Abdülhamit'in tasfiyesi siyasetten, İttihat Terakki'nin iktidara gelişi, meşrutiyet, o dağdağlı aile burada kayıplar yaşıyor. Abdülhamit döneminde kendisine Abdülhamit Efendi'nin verdiği, sultanın verdiği evin İttihat Terakki gelince geri alması söz konusu. Vesaire. Ya kulağına bunlar doluyor yani ya çocukken. Bu daha çocuk, bir ev hikaye, bir mülkiyet kalesinde ayrıntılı bunu babasını anlatır. Babasını anlatıyor tabii. Evet. Babası şimdi anlatıyor. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın bütün o iklimini babasıyla birlikte cephede, Aydın Burdur cephesinde yaşar. Bir mülkiyet kalesinde de bunu ayrıntılı. Sonrasında annesinin kaybı ve kendisinin 16 yaşında sokakta oluşu var. Üç erkek kardeştir. Kemal Tahir, Nuri Tahir, Ratip Tahir. Ratip en küçüğüdür. Bu iki kardeş annesinin ölümü sonrasında, babasının süreçte yeniden evlenmesi sonrasında, bu bir yorum yani, somut böyle şey değil, bir sokakta karış hikayesi var. Ve orada çeşitli işler yapıyor. Avukat katipliği vesaire. Hürşehir'in insanlarındaki anlattığı tablo kendisinin tamamlanmamış bir dosyadır. Kendi delikanlılık dönemidir. Yani biraz raconu olan... Evet, racon. Bu konuyla ilişkin tek tanıklık, ikincil bir tanıklık Atıf Yılmaz'ın hatıralarında üçüncü neşrinde vardır. Sonrasında Beyoğlu'nda, bekar odalarında vesaire kalırken bu sol düşünce mensuplarına, o ilişki alanında olan isimlerle tanışır. Ama ondan önce zaten Cağaloğlu'na, Bağbali'ne basınla, matbuatla tanışması, gazetelerde çalışmaya başlaması söz konusu. Arada bir Geçit dergisi deneyim var, kritiktir. Henüz Kemal Tahir imzası sadece reklam düzeyinde bir heykel seviyor diye bir şiir kitabının ilan üzerinden görüyoruz. Kemal Tahir çıkmamıştır sahneye. Burada artık Babaale'dedir ve bir dergi çıkarır. 7 sayı çıkan bir dergidir bu. Sonrasında Yeni Gidiş dergisi çıkacaktır bir sayı. Ya da çıkamayacaktır, matbaada el konulacaktır. Bu dergide de Çeribaşı'dır. Yani o işi örgütleyici bir isim olarak karşımıza çıkar. Bu esnada 30'lu yılların ortasında Nazım Hikmet ve çevresiyle tanışması söz konusu. Birlikte arkadaşlık, dostluk, ahbaplık etme düzeyinde. Ne kadar Kemal Tahir burada örgütlü ilişkiler ağının parçasıdır dediğinizde bana göre soru konusu. Yani hayatın hiçbir döneminde de partili olmamıştır. TKP anlamında, Türkiye İllegal Komünist Partisi anlamında böyle bir hikaye var. Sonrasında donanma davası. TKP, donanma davası, Nazım Hikmet'le ilişkisi, solla buluşması varsa ayrışması, bunları soracağım. Ama nereye doğmuş? Çünkü nihayetinde insan yaşadığı hayatın bütün etkileriyle birlikte kendi bireysel yönünü de belirliyor ya. Bunu anlamak açısından biraz da sormuştum. Çok iyi bir özet yaptınız. Peki, şimdi bir kavram var. Tahiri olmak diye. Tahiriler, tahiriciler.
diye. Bir kez tahir olmak, tahir geleneğinden gelmek ne demek? Bu nasıl oluyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tamamıyla dışarıdan yani Kemal Tahir'in yakın çevresinin dışındaki o günkü 60'lı yıllar iklimindeki farklı düşünsel siyasi odakların Kemal Tahir ve çevresini tanımlaması ile ilgili. Bir tür etiketleme ve yaftalamadır ve küçümseme ve yargılama içerir. Hmm. Kemal Tahir ve yakın çevresini herhangi bir biçimde bir şekilde bir yere konumlandırıp bir şüphesiz cezaevinden gelen bir alışkanlıkla evdeki koltuğunda bile bağdaş kurarak oturan bir insan. Yani damağası diye anılması da boşuna değildir. Bu ayrı bir şey. Ama yani böyle bir postişin bir tekke etrafında müritler bir dudağı yerde bir şey öyle bir şey yok yani. Böyle bir tekke inşası teşebbüsü de yok. Böyle bir halkalanma şeklinde bir şey de yok. Bu dışarıdaki gruplaşmaların biraz daha Kemal Tahir'in 60'lı yıllar ikliminde çok net bir biçimde iki tane temel anlatıyı sorgulamaya açar. Ve bunu sanatıyla yapar. Bunun birincisi kesinlikle o günkü yaygın bir biçimde 1961 Anayasası'nın getirdiği özgürlükler ortamında düne kadar ensesinde boza pişiren sol grupların, yapıların legal siyaset imkanı bulması ya da buldurulması fark etmiyor nasıl tanımlarsanız tanımlar. Bu ortamda siyaset yapma şeyinde Batı deneyimi, sol gelenek, sol düşünce, Marksizmin ana klasikleri ve Türkçe'ye aktarılma sürecine girer. Bu girmeyle birlikte Türkiye gerçekliğine, biraz da siyaset üretme, tam da Türkiye'nin yönü tartışmalarında sosyalizmin de bir alternatör gündeme getirdiği ortamda Kemal Tahir'in romanıyla, sanatıyla yaptığı bir müdahale var. Birinci müdahale bu. Bu da nedir? Arkadaşlar Batı deneyiminden süzülüp gelen bu okumanın kendisi Türkiye gerçekliğine geldiğinde biraz başka türlü bir neticeyle karşılaşıyoruz. Burayı yakalamada sorunlarımız var. Dolayısıyla oradaki yerleşik anlatıyı... Yani çok mu tercüme buluyor? Çok tercüme yabancı buluyor. Yabancı mı buluyor? Batı deneyi yabancı da bulmuyor. Yani bir anahtar, bir yöntem olarak bakılabilir. Bu ayrı bir şey ama olduğu gibi. Yani burada feodalizm aramaya kalkarsanız, buradan da sosyalizme geç... Burada bir sorun var. Burada feodalizm yok der. Yani hür köylü meselesi tamamıyla feodalizme itiraz anlamındadır. Yani köydeki sipahi feodal bey değildir anlamında. Tam buradan devam edelim. Birinci müdahale bu. Şuradan devam edelim. Şimdi yani şöyle. Bu tarihi, sosyolojik, siyasal çözümlemeleri eserleri Eren, üzerinden de bu şekilde. Şöyle Eren hocam. Birinci müdahale bu. Bu müdahale etki. İkinci müdahale ise Cumhuriyet dönemi öncesi Türk modernleşmesinin okunması konusunda da yerleşik anlatı, inşa edilmiş anlatı acaba öyle midir sorusunu sorduğu için özel olarak Cumhuriyet'in başlangıç yıllarıyla ya da Mustafa Kemal'le ya da yakın çevresiyle bir hesaplaşma motivasyonuyla hareket etmez. Ama mesele bize anlatıldığı gibi değil dediği noktada başka türlü bu romanlarını ortaya koyduğunda... Mesela neye itiraz ediyor? Hangi mesele bize anlatıldığı gibi değil ve bunu mesela hangi eseriyle gündeme getiriyor? Yani Yorgun Savaşı'da, Eskişehir insanlarında, Kurt Kanunu'nda, Yol Ayrımı'nda o yerleşik anlatıyı sorgulamaya açar. Ama hangi başlıklar mesela? Yani şimdi... İlk örnek böyle tek somut de, olsun. Tek de şey değil yani. Eskişehir'in insanlarında da Aydın'ın konumu, devlet toplum ilişkileri, Osmanlı'nın tasfiyesi, bu tasfiyenin yarattığı sonuçlar, devlet toplum ilişkinin hasarlanması, Kurt Kanunu'ndaki çok acımasız bir biçimde şeyle hiç alakası olmayan İzmir suikastı alakası olmayan insanların tasfiye edilmesi, Yol Ayrımı'nda yaşanan gidiş gelişler, bizzat siz parti kuruyorsunuz, sonra kurduğunuz partiyi kapatmaya kalkıyorsunuz. Yani burada Fethi Bey'in dramı olduğu kadar orada Mustafa Kemal'in de dramı var yani Yol Ayrımı'nda. Dolayısıyla bütün bunlar oluşmuş o büyülü hale ilişkin anlatıya ilişkin soru sorma anlamına geliyor. Bu soru 60 yıllarda çağırıyor. Farklı bir yerde söyledim gene yani o günkü yani yok Eyüboğlu tekkesi yok Kemal Tahir tekkesi. Kemal Tahir'in böyle bir seçimi yok. Bir yakıştırma olarak karşıma çıkıyor. Oradaki yerleşik anlatıya ilişkin biraz da hele de 67 güzünde Devlet Ana'nın neşrinden sonra bunlar Osmanlıcılık iddiasıyla bu kez etiketlenmesi vesaire söz konusu. O iki yerleşik anlatıya itirazıyla alakalı. Bu da büyük bir haksızlığa ve etiketlemeye dönüşmüştür süre içerisinde. Şimdi burada mesela meselenin makro, entelektüel, fikri yönüyle o anlamıyla bir toplumu anlama, oradan bireyi anlama çabası o yolda bu materyallere yönelmesiyle
kendi kişisel hikayesi içerisindeki tercihleri arasındaki şeyi sormak istiyorum. Örneğin mesela Kut Kanunu'nda sadece işte İttihat Terakki, İzmir suikasti, buradaki hesaplaşmaları mı anlatıyor? Çünkü kendi pratik hikayesinde de mesela Mihri Belli ile MDD ile çatışmaları, tartışmaları var. Sinmiş midir? Var mıdır? Yani kişisel tartışmalarının, yani konjonktür tartışmalarını yani yedirmiş midir romanlara? Türk solu ile ilişkini özel olarak şu karakterle, bu ekiple bir hesaplaşma düzeyinde değil ama toplamda sol anlatının, sol açıklamanın kendisine ilişkin daha farklı bakmaya ilişkin bir şey ver. Kendisi sürekli solda konumlanmıştır. Dolayısıyla bireysel hikaye... Bu en fazla eleştiri de oradan almış. 60 yıllardaki tartışmalara müdahil olmuş, eğer Kurt Kanunu siz örnek verdiğiniz için söylüyorum. 69'daki müdahale artık Türk solunda 1960 yılların ikinci yarısında hem bir taraftan İnce Mehmet kültünün oluşmaya başladı. 56-57'de çıkan kitap. İnce Mehmet kültünden eşkıyalık kültü. Üzerinden kültü. Ya, bu 60 yılların ortasında kült haline gelmiştir. Bir bu evet. Böyle bir damar var. İkinci bir damar ise Türkiye'de devrim, sosyalizmin inşasına nasıl ve hangi araçlara gidileceğiz tartışmasında dışarıdan esen bir kır gerillası romantizmi. Latin Amerika'yı kastediyorum. Latin Amerika'yı kastediyorum. Ve bu şey... O silahlı mücadele romantizmine Kurt Kanunu sağlam bir müdahaledir. Yani sonuçta söylenen şey şudur Kurt Kanunu'nda. Yani İzmir suikastı 1920'leri, iç siyasi çekişmeler bunlar hep olgu, o gün dönemin olgularıdır. Ama söylediği bu iş komitacılık hevesleriyle yahut çatapatla silahlı mücadeleyle olmaz olarak da okunabilir. Yani o anlamıyla kendi tanık olduğu dönem içerisindeki yapılanmaları, MDD olsun ve benzer olsun yapılanmaları zamanın komitacılığına mı benzetiyor? Yani böyle bir birliktelik MDD demeyelim. Yani peki. Türk solunun 1960'ların ikinci yarısından itibaren girdiği o dalgalanmalarda biraz sonra sağ sol çatışma, o soğuk savaş döneminin evet. Rezil ikliminde bu çatışmaların dışındaki bunun doğru olmadığına yönelik çok net bir tavır var. Bu da komitacılık eleştirisiyle silahlı mücadele eleştirisi olarak okunabilir. Eserler üzerinden bakarsak mesela Rahmet Yolları Kesti. Onun İnce Mehmet'e bir cevap mı? Şimdi bu hep tartışıldı. Mukayeseli okundu. Kesinlikle 56'da 57'de iki kitap bunu neşredildiğinde Yaşar Bey'in kitabı ile Kemal Bey'in kitabı aynı dönemlerde neşredildi. Aralarında bir yıl kadar bir süre vardır. Bunlar birbirine polemik kastıyla yazılmamıştır. Eşkıyalık 60 yılların matbuatına baktığınızda birinci sayfaya baktığınızda eşkıyalık 70'lere kadar ciddi bir olgu olarak karşımızdadır. Çünkü niye? 1920'ler, 30'lar, 40'lar biz bir devleti kaybetmişiz. 100 yıldır bu devleti kurma çabasındayız. Devlet otoritesi Anadolu'da, kırda olmadığı ölçüde düzenin boşlukları beraberinde bu olguyu yaygın hale getirmiş. Anlattığı hikaye bu ve bunun da eşkıyalığın öyle adalet dağıtıcı, hak, hukuk, düzen kurucu vesaire bir şey olmadığını muhteşem bir şeydir. Ve sadece bir eşkıyalık eleştirisi değildir. Anadolu'daki ilişkilerinde nasıl bir kurum olarak dedelik, o gün çözülmekte olan bir dedelik, oradaki tüccarın girdiği ilişki, yani zayıf, zebun insanların maraz harekatte kendi iç mücadele kullanımı, bütün o kırsalda çıkar ilişkilerin dönmesini de okur yani. Sadece bir eşkıyalığın karikatürize edilmesi yoktur Rahmet Yolları Kesti'de. Peki. Sonuçta soyguncu eşkıya en sol tahilde yani. Adalet böyle bakar. Evet, dolayısıyla Yaşar Bey... Oradaki Yaşar Kemal'dekini romantik ve itiraz edilir bir sonradan 60 yıllarda kült haline gelince bu karşılaştırma peki burada, yapılmıştır. Peki burada fikirsel ayrımlarla kişisel çekişmeler nerede birleşiyor, nerede ayrışıyor anlamak açısından. Çünkü Kemal Tahir söz konusu olduğunda mesela 3 Kemal'e de yani Mustafa Kemal'e de, Yaşar Kemal'e de, Orhan Kemal'e de biraz mesafeli midir? Şimdi özel olarak Mustafa Kemal'e mesafe veriyor. Yorgun Savaşı'da böyle bir şey görmezsiniz. Çerkezi'den meselesi nasıl izah ettiği ortada. Yani dolayısıyla bir de toplamda Kurtuluş Savaşı'na yönelik milli mücadeleyi okurken kadrocu bir yerden okur. Peki, yani. Notlar vesaire sonuçta, gibi. Sonuçta iş şeye gelir. Yani iş aydına gelir, kravatlıya kalır vesaire tam kadrocudur yani. Burada özel olarak bir şey yok. Şimdi Yaşar Bey'le ilişkileri vesaire bu anlamda başlangıçta dostlukları var. Orhan Kemal'le dostlukları var. Yazıyor. Koca bir cilt halinde tutan Orhan Kemal Kemal Tahir mektuplaşmaları var. Sonrasında bir mesafe girebilir. Aziz Bey'le de çok yakınlar. Aziz Esin'le de. Sonrasında mesafe girmiştir. Yani bu da
Kemal Tahir'in özel olarak seçtiği ve inşa ettiği mesele değil. Anladım. Şimdi bir araya gideceğiz. Peki. O anlamıyla da hani hakikaten dönemin karakterlerinin, dönemin insanların, aydınlarının birbirleriyle olan çatışmaları ve polemikleri aslında kişisel rekabetlerinin politik bir kılıf içerisinde sunulduğu bir şey mi? Yoksa hakikaten ülke aydınının farklı aynı meselelere farklı pencerelerden bakması meselesini de aslında tartışıyoruz alttan. Alttan bunu alt tartışıyoruz. Metin olarak gidiyoruz. Şimdi bir ara verelim, aranın ardından Kemal Tahir üzerinden Türkiye'nin aslında yönünü, Türkiye'nin o her aydın ve entelektüel tarafından tartışılan meselelerini yine Kemal Tahir üzerinden konuşmaya devam edeceğiz aranın ardından. Profesör Doktor İsmail Coşkun'la Kemal Tahir'i konuşuyoruz. Kemal Tahir üzerinden aslında Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye solunu, sağını, Türkiye'nin yönünü, Türkiye'nin Osmanlı Cumhuriyet geçişini, modernlik, batıcılık, bütün bu kavramları konuşacağız. Çünkü Kemal Tahir bunların üzerinden tartışılıyor. Şuraya gelelim o zaman. Şimdi mesela bir Osmanlı Cumhuriyet tartışması Kemal Tahir'de var. Anlattınız işte. Kimisi dedi ki ona Osmanlıcı bile dedi diyorsunuz, devlet ananın üzerinden okuma yaptığında. Ama Osmanlı Cumhuriyeti tartışması bir tartışma. Kopuş mu, süreklilik mi? Biz burada serisini yaptık gerçek fikrine de. Bu anlamıyla Kemal, tabii şuna da yapmamak lazım. Kemal Tahir'i, Kemal Tahir'in gıyabında aramızda tartışmak yersiz. Anlamaya çalışmak neymiş meselesi. Şimdi Kemal Tahir'in bir hapishane meselesi var. Donanma davası dediniz. Evet. Şimdi o donanma davasından önemlisi hapishane kısmı önemli. Kemal Tahir'in hayatında büyük bir etkisi var. Romanlarına da yansıması itibariyle ve Nazım'la da ilişkileri. Biraz bize o araziyi bir anlatırsanız oradan başlayarak gelelim. Donanma davasını, bu bir yorum. 1930'ların ikinci yarısı, 1919'da İngiltere'nin kurduğu, Versailles'de kurduğu denge çatır diyor. Almanya 1930'lardan itibaren tekrar bir çıkış dinamiğini yakalamış. Nerede kalmıştık motivasyonuyla tekrardan uluslararası dengeyi itiraz ediyor. Bu itiraz Türk siyasetine de yansıyor ve savaş, aynı Birinci Dünya Savaşı'nın gelişi nasıl görüldüyse, Türk siyasi eliti, o günkü egemen siyasi çevreler, kadrolar, güvenlik, bütün bu kadro bu şeyi görüyor. Tam da o orada yaşanan şeyde, donanma davasında Kemal Bey'in örgütlü ilişkiler içerisinde olmamasına rağmen, sırf Nazım Hikmet'le olan ilişkileri vesaire üzerinden yakın çevre, suçlama da bu bakın. Yani kendi kardeşine Sabahattin Ali'nin kitabını vermiş olması 15 yıla mahkumiyetle. Ayrıntılara gerek yok. 45 dakikayı verimli kullanma adına tabii söylüyorum. Bir yani. 12 yıl yatıyor. 15 yıla mahkum ediliyor. Şimdi orada donanma davasında tamamıyla o günkü siyasal iklimde Türkiye'nin de Almanya ilişkileri vesaire iyi, sanayileşme süreci, başka şeyler, ticari, iktisadi, siyasi ilişkiler, insan yetiştirme bağlamında bir sürü mühendisi gönderiyoruz orada. Bunun ciddi bir siyasal ilişkiler var. Şimdi o sistemde gelmekte olan savaşa ilişkin biraz potansiyel olarak savaş şartlarından farklı düşünebilecek grupların tasfiyesi gibi yorumlanabilir. Bu böyle midir? Bir şey değil yani, başka türlü bakılabilir. Ama o dalgada ve konjonktürde TKP davasından gitmiş oluyor. Donanma davasıyla onun çevresinde olan insanların sol entelektüeli birlikte mahkumiyet. Peki cezaevi nasıl etkiliyor kendisini? Cezaevi kendisi önce şu, bir sefer Kemal Tahir muhteşem bir biçimde kendisiyle barışık bir insan. Kendi bireysel geçmişiyle barışık bir insan. Yani yaşadığı hiçbir kırılmadan, tamam mı? Ailesinin yaşadığı düşüş, cezaevine giriş vesaire, yoksulluk, bütün bu süreçlerde herhangi bir biçimde müşteki bir karakter değildir. Şikayetçi değildir. Buradan bir mağduriyet üretmez, onun üzerinden konuşmaz. Ya ya da Nazım Hikmet'le dostluğu üzerinden de konuşmaz. Valla Nurettin bu dünyada Nazım geçti çok net bir biçimde söyler. Ya Nazım'la ilişkini yazmadın der. Nazım'la ilişkini, ben romanlarımda yazdım bunu der. Sonra ısrar eder gibi, sonra der ki çok iyi anlıyorum der. Kemal Tahir gibi bir isim
kendi inkılapçı geçmişiyle övünmez der. Yani ne müştekidir ne de herhangi bir şeyden mağduriyet üretmediği gibi herhangi bir şeyden yararlanma durumuna gider. 60 yıllarda herkes Nazım'la şu kadar ay diye kitap yazdığı bir dönemde Nazım Hikmet herhangi bir biçimde donanma davası üzerinden mağduriyet, Nazım Hikmet'le ilişki üzerinden konuşmaz. Cezaevi ne getirmiştir? Cezaevi zaten aileden yaşadığı bir hikaye var. Yani Orta Anadolu Türkçesi anlamında değil, gelen anneden aldığı, babadan aldığı bir ilişki ve birikim vesaire var. Cezaevi, Türk insanının kendi aydın düzeyinde yaşadığı deneyimlerin dışında Türk insanın cezaevinde tanıması söz konusu. Tam ve onu söyleyeceğim. Burada sadece bu insanlarla deneyim üzerinden, Anadolu insanını burada tanıdığı üzerinden bakmak doğru değil. Türkiye insanının gerçekliğini, Türk gerçeğini, Türkiye tarihselliğini vesaire burada hem bu deneyimi yaşarken tanıması var, aralıksız da çalışması söz konusu. Yani tarihle kurduğu ilişki, Türk insanını anlamaya ilişkin, kendi yaşadığı deneyim üzerine düşünmesi, ciddi bir araştırma ameliyesini ve okumadığı kalmaz yani. Muhteşem bile. Özellikle Çorum'da cezaevi müdürümünün ve savcının olumlu yaklaşımıyla şehir kitaplığından olağanüstü yararlandığında zikreder. Yani muazzam bir çalışma. Bir de sürekli üretmek durumunda geçimini temin etmek için. Üretirken de sadece durup dolu dizgin yazma değil, sürekli araştırarak, soru sorarak, okuyarak bu işin esası nedir diye bir çabası da var. O da muazzam bir zenginleşme iyi getiriyor yani. Hem tarihi, hem toplumsal, hem siyasi gerçekliğimizi kavram anlamında bir çalışma şeyi de getiriyor. Yani salt gözlem üzerinden, deneyim üzerinden değil. Peki, ya şimdi Kemal Tahir'de bir Doğu Batı meselesi, bir gelenek modernizm meselesi, işte Kırkent meselesi, yani bir köylü romanı ki pratikte de siyasal olarak da köy enstitülerini falan da eleştiren bir yerde duruyor. Bu anlamda hani bunu roman gibi mesela batılı bir şeyle yapıyor bir yandan da. Batı ile ilişkisine Doğu Batı meselesini nereye oturtuyor ve o dönem içerisinde Türkiye'deki tartışma ne düzeyde tam bu konjonktürde? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Toplamda özel olarak Doğu Batı meselesinde bir sefer Türkiye deneyiminin gerek tarihi gerek coğrafya gerek toplumsal gerçekliğimizin Batı deneyiminden farklı olduğu konusunda şey var. Fakat bu oryantalistik bir, şarkiyatçı bir Doğu-Batı ayrımı anlamında değildir. Birincisi bu. Bu da yani o deneyimden süzülüp gelen modern... Ama bu Kıvılcımlı'da da var mesela. Yani, bu işte sağdaki başka düşünürlerde de... Oradaki okuma var. Yani Morganlardan vesaireden ayrı bir tartışma açmak istemiyorum. Aha. Kıvılcımlı penceresi. Çünkü Kemal Tahir'e hakim olduğum ölçüde Kıvılcımlı'ya hakim değilim. Hı-hı. Ama Hı-hı. Orada ciddi bir farklılık vardır. Bu sorgulamayı yapar. Bu burada özcü bir doğuculuk vesaire şeyine karşımıza çıkmaz. Tarihsel olarak Doğu Batı ayrımı var mıdır? Tarihe bakarsan var. Eski çağ dünyasından bugüne gelen ilişkiler içerisinde baktığınızda şunu çok net bir biçimde görürsünüz yani. Pers-Yunan çekişmesi. Herodot'un ilk cümlesidir yani. Yunanlarla Yunan olmayanların, barbarların hikayesine odaklandımdır ve anlattığı hikaye Mısır ve Pers hikayesidir. Sasani Bizans'tır. Yani İslam Hristiyanlıktır. Yani tarif, bu Çin nereye düşüyor? Yüzyıl uygarlık yani, tartışması. Çin nereye, Hint nereye düşüyor dediğinizde, Hint için ben orada gene onun şeyini söylemek isterim. İslamiyet için kavgacı doğululardır. Esas doğu şey der. Yani özcü bir doğuluk ideal tip arıyorsanız vesaire. Şimdi burada bu anlamda bir, burada Türkiye'nin bulunduğu yer anlamında uygarlık mirası, tarihi miras, toplumsal miras anlamında buradan konuşur. Birincisi bu. İkincisi, köy romanıdır, kır romanıdır meselesi. Ben kesinlikle Kemal Tahir'in özellikle Yedi Çınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyükmal, Sağırdere, Körduman, Kelleci Mehmet'i bir kır romanı, köy romanı olarak görmüyorum. Tam aksine Türkiye'nin yaşadığı o genel modernleşme macerasının, Türkiye'de devlet toplum ilişkileri, devletin çözülmesi, toplumsal ilişkilerin çözülmesi, siyasetin çözülmesi, kadroların birbirine çekişmesinin bam o görünümün taşrada izlenmesidir. Yani Yedi Çınar Yaylası'na baktığınızda İttihat Terakki'yi temsil eden karakter de oradadır. Kaymakam da oradadır. Yerel tüccar da öyledir. Yerel zenginliğin nasıl ortaya çıktığı da oradadır. Yani o bütün o çözülmüşlüğü, ya 1890 sonrası Türkiye'yi
kırda izler. Dolayısıyla Kemal Tahir metinleri ben ikili bir katmanda okumaktan yanayım. 1890 sonrasından başlayan bir hikaye var, 1940'lara kadar gelen. Bu tamamıyla Türk modernleşmesi, bunun önündeki macerasını, devlet toplum ilişkisi, siyaset, aydınlar, buradaki kırılmalar, Birinci Dünya Harbi, yenilgi, devletin tekrar inşası gibi ya da uluslararası sistemle girdiğimiz ilişkiler. Burada mesela çok net bir biçimde köy enstitüleri meselesi, özel olarak köy enstitü eleştirisi meselesi değildir o. O günkü o projenin devlet toplum ilişkine yürütme anlamında Ankara'daki kadronun topluma kurduğu ilişkinin bu yolla kurulamayacağına ilişkin soru sorar. İkincisinde bunun uluslararası bağlamla ilişkili olarak kavrar. Der ki yani bu Almanlarla, Alman siyasetiyle birlikte yürünürken gelişen bir proje, şu anda 40'lı yılların ikinci yarısına doğru giderken ki karakterleştiği isim Mendo Şevket Esendal'dır ve Cemil Sait Barlas'tır Karayağız milletvekili de. Şimdi bunlara bakarken bu proje bitti diyor Mendo Şevket Esendal. Çünkü Almanlar kaybediyor, bu proje de rafa kalacak diyor. Ya ve nitekim de yani uluslararası bağlama oturtmak daha ilgi çekici yani. Özel olarak köy enstitüsü doğrudur, yanlış mıdır? Devlet toplumla kurduğu ilişkide köyden kendisine gözetleyici, aracı, taşıyıcı, ajan yetiştiremez. Başka türlü bakmak zorunda diyor. Buradan bakmak zorunda diyor. Peki. Siz bir sosyoloji profesörsünüz. Aynı zamanda örneğin Şerif Mardin. Onun merkez çevre ilişkileri vesaire. Bu, evet. Buradaki kurduğu denklemler. Buna yakın bir yerde mi durur Kemal Tahir? Hayır. Yakın bir... Şimdi... özür dilerim. Yani... Osmanlı modernleşmesinden gelen ama 1923'ten sonra radikal kazan bir modernleşme sürecimiz var. Şerif Bey'in çok net bir biçimde söylediği şey şu. Bu modernleşme paradigması, uygulamaları toplumda dinin yerini tutacak bir anlam haritası, bir ideoloji üretemedi. Bir siyaset üretemedi. Toplumun tüm katmanlarıyla kuşatan, yakalayan, ona hitap eden bir şeyi inşa edemedi diyor. Dolayısıyla bu modernleşme paradigmasını başka türlü bakmamız gerekirdi. O da soru soruyor. Ve sağ araştırmasına yaslanarak söylediğim bir ideoloji de bunu. Bir cumhuriyet eleştirisi olarak okunmak Şerif Bey'e gerçekten haksızlık. Yani gayet modernist ve liberal bir yerden bakar. Yani bu paradigma başka türlü. Bunu başkaları da yaptı. Mümtaz Turan da Allah rahmet eylesin. O da der ki cebri kültür değişmeleriyle zorunlu tepeden aşağı dayatarak gidemiyoruz. Bunu doğallığında bu modernleşme sürecinin yürümesi lazım. Toplumsal alanında, kültürel alanında kulak vermemiz lazım. Kemal Bey anlamda Şerif Bey'in gibi liberal bir yerden bakmaz. Hı. Türkiye yani daha kamucu bir yerden, daha tarihsel olarak Osmanlı tecrübesinin, Doğu tecrübesinin niteliklerine biraz oraya kulak kabartır. Bu anlamıyla sola daha yakın duran Kemal Tahir'in, yani sizin ifadenizle sola daha yakın duruyor bu tarif. Kemal Tahir hayatı boyunca solda olmuştur. Peki solla niye çatışmıştır? Bu Aziz Nesin'le niye çatışmıştır? Belli zamanda siz diyorsunuz ki 69-70'ler. Aziz Bey'in bu anlamda bir sol çatışması anlamında olduğunu düşünmüyorum. Entelektüel değildir diyorsunuz. Entelektüel değil. Yani Oğuz Bey'le olan tartışması da bir başka zeminde zikrediyor. Oğuz Atar. Bu tabii yani, ama şeyde yani 70 yılların ikinci yarısına geldiğinde bu özellikle 60 yıllardaki iklime verdiği tepki 70'li yılların ikinci yarısına geldiğinde bir Yalçın Bey'in Yalçın Küçük'ün Sosyalist İktidar'da yayılan yazının nasıl başı. Ama esas Fethi Naci'nin çok radikal bir biçimde bir etiketlemesiyle yani görüşlerini değiştirdiği işte Eskişehir insanlarında Nazım Hikmet'i karakterize eden Kamil Bey'i, onun yorumu bu yani. Bu ne kadar Nazım Hikmet'i karakterize Kamil Bey bana son derece tartışmalı, ben katılmıyorum buna. Buradan hareketle siz yani Cumhuriyet dönemini farklı okuyorsunuz şekline kadar giden bir eleştirisi, daha sonra bu yaygınlaşması, biraz da 80 sonrasında bu gömülmenin 60-80 arasındaki tartışmanın aşılması olduğu kadar sol entelektüelin Batı deneyimli özellikle fizik yenilginin geldiği, fizik tasfiyenin geldiği 12 Eylül sonrasındaki gelinen şeyde siz söyleyin değişim Batı'daki farklı deneyimlere, okumalara, özellikle liberal şeye açık hale gelmesi Kemal Tahir'le ilişkiyi başka bir düzeyde yani Yalçın Küçükler'in, Fethi Naci'nin başlattığı bir yer beslenmelerle iyice farklılaştı. Şeyde tüm tarihi ya da Türkiye modernleşmesi kavrayan devleti merkeze alır. Bu Hegel anlamında tanrılaştırıcı bir devlet değildir. Devletse toplumla ilişkisinde gerçekten düzeni tesis etmekle, hakkı hukuku tesis etmekle mükellef anlamında bir devleti merkeze koyar. Hegel demişken
Sol Hegel, sağ Hegel var. Bir de sol tahircilik, sağ tahircilik diye bir kavram da var mesela. O nereye oturuyor? Bilmiyorum. Sağ tahircilik, sol tahircilik şeyini yani ben rastlamadım. Cehaletimi bağışlayın ama... Bu konuda siz rastlamadıysanız... Yani, yok şey değil ama yani devlete verdiği anlamda o şekilde değildir yani. Tanrılaştırmaz yani. Devlet olmanın gereği bu coğrafyada sorun çözmektir. Yani toplum çıkarını, genel çıkarı merkeze almaktır. Bunu aksadığı ölçekte o toplumun çözülüşü ve çaresizliği ortaya çıkıyor. Yani anlattığı hikaye, 30'ların 40'ında anlattığı hikaye tipik devlet otoritesinin olmadığı, ekonomik sosyal düzenin olmadığı büyük çözülmenin norm düzeyinde ahlaki alana kadar yansımasının şeyidir. Sardere ve Kör Duman'ı biraz bu gözle okumak lazım. Kör Duman aynı zamanda şöyle kokuyor Kör Duman. Romanın ikinci romanın adıdır yani. Çürümüş ot kokusudur der. Yerleşiklikle tanımlar yani. Dolayısıyla o çürümeyi, çözülmeyi vermez söz konusu. Özel olarak şey değil. Özel olarak devletçi değildir. Yani o şey anlam. Peki burada şöyle bir çakışma var mı? Mesela CHP'de tahircilik meselesi. Çünkü yani tek parti dönemi CHP'si. Sonraki CHP çünkü Tahir'in eleştirdiği yerler aynı zamanda da bu döneme erken cumhuriyete de tekabül ediyor. Yani 1945'lere olan evet, kadar olan bir dönem. Ecevit'te de bir tahirci bir çizgi görüyor muyuz? Yani o tahirci değil. Bülent Ecevit yani şeyde 1968 Ocağı'nda yan 67 güzünde Devlet Ana yayınlanır. Salim Şengil Dost dergisini çıkarıyor. 1968 Ocağı'nda Devlet Ana özel sayısı yapar. Bülent Bey'in de orada yazısı var. Daha sonra Araç'ta da yazısı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bülent Bey'in özellikle Devlet Ana yani etkilenen isimler olarak söylüyorum. Bülent Bey son derece olumlu bir kavrayışı var. Dikkat ederseniz CHP geleneğinde 1970'li yıllarda Ecevit'in çıkışı da toplumla başka düzeyle, halkla başka düzeyde bir ilişki kurma teşebbüsüdür. Yan yana girişleri soruyorum. Gerçek bir ilişki arayışı vesairedir. Doğruysa yol ayrımında topluma olan inanç ya da Kurt Kanunu'nda Emin Bey karakterinin toplumsal sorumluluk, kendine bir toplumsal duyarlı merkeze alıp bir görev atletme konumuna gelmesi. Yani Ecevit gibi bir entelektüelde, İsmail Cem gibi bir entelektüelde bu tür etkiler yaratır. Ama Tahir'i lafını sevmiyorum da doğru da bulmuyorum yani. Peki. Ama bu siyasal yaklaşımda... Çok da çaba göstermiştir. Burada da söylüyorum. Yani akamete uğramıştır o teşebbüs. Bülent Ecevit filme alma konuda Kemal Tahir'in bilmemesinde yürümemiştir o projeye. Yani çok çarpmıştır. Bir alan açmak istemiştir. Bu film filan deyince tabii Yorgun Savaşçı'nın yakılması meselesi filan o meseleler de var ama... Hazindir, kötüdür, yanlıştır. Peki orada şöylesi bir şey mesela yine... spekülatif de olsa ama sorayım. Siz konuya çok hakim olduğunuz için belki daha çok... Mesela Yorgun Savaşçı'nın içeriğinden, fikrinden, bir düşünce paradigmasından kaynaklı değil de biraz işte bu Alaşehir, Kurtuluş Savaşı'na çok da destek vermedi. Kenan Evren de Alaşehir doğumlu. Paşam size buradan saldırmaya kalkıyorlar deyip onu dolduruşa getirerek Yorgun Savaşı'yı yaktırmak yani... gibi bir şey. Yani mutfakta aşağıda bürokrasi düzeyinde neler yaşıldığı, soğuk savaş ikliminin içerisinde ikliminde yetişmiş bürokratlar nasıl baktığı şeyi bilmiyorum. Ama filmin yakılması yani Halit Refik yaptığı için değil Kemal Tahir'in eseri olduğu için yakılmıştır. Onu söyleyeyim yani. Baştan sona yanlıştır. Neresinden tutulabilir? Hiçbir şey adına savunabilir bir hadise değil. Karakterler mesela Yorgun Savaşçı'da da tam oturuyor mu? Örneğin Cemil, Cehennem Cemil. İddiatçı mı, Kemalist mi? Tam mesela ne? Yani oları Kemal Tahir'in kendi ifadesiyle cevap verelim. Hemen 1961'de Yorgun Savaşçı tefrika edilmeye başlanır. Aynı gün kendisiyle yapılan söyleşi var. Orada şunu söyler. Ben sadece namuslu, yurtsever, gerçek subayları, politikaya bulaşmamış gerçek subayların dramını hikayesine ele almak istedim der. Dolayısıyla bunu bir şey değil yani. Savaştan çıkmışsınız, bir imparatorluğu kaybetmişsiniz. Tekrardan o koşullarda bu toplumla ilişkin bir sorumluluk duyuyorsunuz. Tekrardan mücadele sıvanıyorsunuz. İsim bir kere çok güçlü yani. Hakikaten savaşı evet. Yorgunlar veriyor yani. Evet yani o bütün o toparlanış ve gerçekten başka hiçbir hesabı yok yani. En sevdiğin karakter kimdir sorusunu soruyorlar bir keresinde şeye. Ramiz Efendi diyor. Niye Ramiz Efendi yol ayrımında da şeyde de var. Şeyin insanlarında da var. Diyor ki ivatsız garatsız. Hiçbir çıkar beklemeksizin memleketin meselesine ilgi duyma anlamında. Yani Cehennem Cemil gibi subay karakterleri gerçekten yurtsever, memleket işgal altında kalkıp
bunu tekrardan bunu bir kurtarılmayacak sıvanma anlamında, onun hikayesini anlatma anlamında. Ama orada milli mücadele okuması anlamında kesinlikle yani bir şeyi, o kadronun ama bu işi. Ama o kahramanı köşeli bir şekilde iddiatçı yaptığınızda başka bir şey, köşeli bir şekilde Kemal İstanbul yani, başka bir şey oluyor. Kemal Atay'ın karakterleri çok zordur bir yere. Yani bunu iddiatçı, bunu şeklinde tanımlarsa hep ters çakar yani. Oscar Wilde yetişemez o ters çakmalarına, onu söyleyeyim yani. Peki. Evet. O zaman romana dönerek tekrar şöyle diyorum. Bir. Siz sorunuzu sormadan ben söyleyeyim. Buyurun. Araya reklam tabii. gibi falan değil yani. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Doğru. Milli mücadelenin 100. yılındayız. Yani genç kesimden itibaren aydınımız, entelektüeliz. Eğer milli mücadele nasıl bir hikayemiz vardı? Cumhuriyet'in kuruluş dinamikleri nerede dediğinde, bana göre bir mülkiyet kalesiyle başlayıp yorgun savaşçı, esir şeyin insanları, mahpusu, kurt kanunu, yol ayrımı ve Bozkır'daki çekirdekle 1940'lara kadar gelebilir. Kent düzeyindeki bu modernleşme maceramız, kırılmalarımız, yenilgimiz, bozgun mesela. Milli mücadelenin başyapıdır yorgun savaşı da, esir şehri de, şeyde, mahpusu da. Bir mülkiyet kalesindeki bozgun bölümü Türkiye Edebiyatı'nda onun bir, öyle bir örneği yoktur yani. O çözülmeyi, kaybedişi o şekilde verebilen bir ikinci bir kalem yok yani. Olduğunu düşünmüyorsunuz. Peki, şimdi iki soruyu aynı anda sorayım. Bir, dram dediniz ya ve dram meselesi Kemal tarihçi önemlidir. O anlamda roman, bireyin dramı mı, bireyin dramı mı, toplumun dramı mı? Bireyin dramını dışarıda bırakmaz, bireyin dramını da toplumun dramıyla ilişki içerisinde ele alır. Ben yani romanın çünkü çıkış dinamiği. Kemal Tarih'e gelen eleştirilerden bir tanesi de takdir edersiniz ki, kimle dediler ki Kemal Tarih'de insan yok ya? Halt etmiş. Yani aynen Kemal Tahir gibi diyorum yani. Halt etmişler. Ama humanizmde yani, bir sorunu var. Ya, yok. Şeyle yani modernizm. Yani oradaki insan meselesi. Batı romanı sonuçta burjuva bireyin hikayesi, dramını ve gene burjuva bireyinin onu tüketmesi anlamında bir şey üzerinde gelişir diyor. Ben burada bundan kopuyorum. Yani bu, bunu bireysel dramı dışarıda bırakmaksızın toplumsal dramın parçası olarak ele alır ve bizim o Anadolu'nun hikayesi, insanımızın hikayesi, Osmanlı tasfiyesinin hikayesi ya da modernleşmenin yarattığı açmazlar, kırılmaların hikayesi toplumsal dramı merkeze alır. O toplumsal dramı anlamak için de tarih, sosyoloji hepsine girmek zorunda kalır diyorsunuz. Kendi romanını inşa etmek için, o şeyi, gerçekliği kavrayabilmek için. Gerçeklik karşısında babasının oğlunu tanımaz yani. Peki Tahir için roman araç mı, amaç mı? Nasıl? Tahir için roman amaç mı, araç mı? Şey değil yani, onunla düşünüyor, onunla müdahil oluyor yani, özel olarak bir ideolojik bir esman, bir siyasi bir esman olarak falan görmez, onunla düşünüyor, onunla meseleyi konuşuyor. Ama bu didaktik bir veçeliğe su verildi romanı değildir Kemal Tahir romanları. Öyle bir proaktif bir şeyle bunu okursanız şeyi, üç tarzı siyaseti, yeni kitap bu olacak şeklinde bir siyaset önerisi şeklinde değil yani. Türkiye gerçekliğini, hikayesini kavramayı romanla düşünmüş. Romancı. Bu romana, edebiyat olan tutkusundan mı kaynaklı, yoksa bunu bir siyasal kavga, bir politik mücadele metinleri çevirisi? Onunla düşünme var mı? Öyküyle başlıyor. Çünkü Kemal Tahir'in yaşadığı dönem içerisinde siyasal kavga vermek, hele hele bu alanlardan siyasal kavga vermek zor işler. Kendisi 12 yıl hapis yatmış zaten. Dediğiniz gibi ensesinde boza pişirilen diyorsunuz. 61'den sonra da dediniz ya, işte öyle veya böyle bir legal siyaset yapılmasından söylüyorsunuz ama o boza pişirme bitmiyor yani. 1971 var orada. Yaşananlar var. Yani büyük kıyımlar, çatışmalar var. Mahpuslukların da dışında. O anlamıyla tüm hani, Türk entelektüeli bu kıyımları yaşıyor. Bu Türk soruyla sınırlı bir şey değildir. Kesinlikle. Kıyımlar, çatışma. Kesinlikle. Yani Türkiye biraz şeyi seviyor, ölümü seviyor yani. Mücadele etmesi zor yani. Nekrofiliyi seviyor yani. Herkes kendi şehidini sayıyor. Öyle bir şey yok yani. Türkiye insanı kaybetmiştir yani. Yani ülke ocaklarından kaybettiğimiz çocuk da bu memleketin çocuğu, deniz de bu memleketin çocuğu. O soğuk savaş iklimindeki bu çatışmaya, bu Tahir böyle mi bakardı? Üzerine. Tahir gençlerin bu konuda tuzağa düşürüldüğünü, oyuna getirildiği konusunda kanaati. Onun için de uzak yani siyasete. Bunu Leyla Erbil'in evinde Oğuz Atay'ın da buluşturmak ister Leyla Hanım. Orada bir yemek yenir. Gene bu meseleler geldiğinde Oğuz Bey ayrılmak ister. Yani o sağ sosyal bunlar doğru şeyler değil diye mesafeli bir tavır takındığında Kemal Tahir, Oğuz Bey'i tebrik eder.
Aynı şey Oğuz Bey daha sonra Halit Refi üzerinden Kemal Tahir'i tanıdığında, Kemal Tahir vefat etmişti bu arada, gerçekten hayatının projesi olarak gördü. Türkiye'nin ruhunu aramak dediği proje. Çok ciddi biçimde eylem bilimde bunların şeylerini görebilirsiniz. Mustafa İnan'da görebilirsiniz. Bir arayışa girme. Orada ciddi bir Kemal Tahir'in sorularına benzer bir ilgilerin, arayışların ortaya çıktığını görüyoruz. Ama çatışmaya, Aziz Bey'le kırılmasının nedenidir. Çatışmadan bir hayır umulması, çıkar umulması karşısında son derece mesafelidir. Aziz Nesin mi bu çatışmadan bir hayır çıkabileceğini düşünüyor? Yani siyaseten. Böyle bir şey. Ya bu tür o günkü gençlik çatışmalarından hayır çıkacağı yöndeki değerlendirmeni doğru bulmaz. Yani böyle bir şey var yani. Dolayısıyla şey peki, değil. Son iki dakika. Herkes kendi şeyini sayıyor meselesi o mesele. O mesele. Uzak dur o ya. Yazık evet. Yani. Peki son iki dakika içerisinde Türkiye'nin yönü meselesiyle Kemal Tahir arasında kuracağınız bir final şeyiniz var mı? Sahneniz var mı? Şöyle, Kemal Tahir büyük bir kapı. Yani ve bu kapıyı da yani ondan beslenmek, ilişki kurmak anlamında son iki dakikayı verimli değerlendirme adına söylüyorum. Ben Kemal Tahir'in Türkiye'nin yakın tarihli hikayesini romanla müdahale eden ve gerçekten bunun farklı cepheleriyle nesnel ve gerçekçi bir biçimde ele alma teşebbüsü olarak görüyorum. Bir şey, demin saydığımız için, ikincisi de kırda da bunun izlerini sürer. Fakat bütün bunlardan sonra gidilecek kapı devlet anadır. Yani kendisinin diğer metinleri çok aynı şekilde başarılı. Milli mücadele edebiyatına ilişkin verdiği mesele de Anadolu gerçekliğine ilişkindi. Kırdaki bu modernleşmenin tezahürlerini izleme anlamında. Devlet ana Türkiye'nin yönüne nasıl işaret edebilir? Bunu söyleyeyim. Kesinlikle Devlet ana o günkü bir çözülme ikliminde Bizans çözülmüş, Selçuklu çözülmüş, Anadolu okumamış olanlar için hatırlatın. Osmanlı'nın kuruluşunu anlatıyor. Ve Moğolların kurduğu buradaki düzen çözülmüş. Oradaki bir küçük bir topluluğun, Oğuz boyunun, Kayıl'ın o ilişkileri görüp kavrayıp burada bir siyaset geliştirme deneyimine odaklanır. Buradaki Kemal Tahir'in araşı da tarihsel olarak bizim tecrübemizde Türk insanının yaşadığı çözülme, sıkıntı durumlarında nasıl buradan çıkabileceğine ilişkin. Burada Türk insanın mayası der, cevheri der. Buna bir onu kavramaya ilişkin neler yapılabileceğine ilişkin. Diyor ki yani böyle yorumlanabilir. Dün tarihte biz en olumsuz şartlarda bütün siyasi aktörlerin çözülmüşlüğü yaşadığı bir dönemde başka bir tecrübe ortaya konabildi. Gene konabilir. Bu tekrardan Osmanlılık inşası anlamında değil. Birincisi bu. Yani Türk insanının mayasında, cevherinde toplumsal ilişkilere müdahale etmeye ciddi bir yatkınlık, onu yönetebilme kapasitesinin olduğuna bir inanç var. Bunu roman aracılığıyla dile getirir. İkinci bir şey, kitabın final sahnesi. O finali şey, final yapalım. Final evet. Yapalım. Siyasetnamelerden alıntıyla biter. Ve bu tamamıyla Doğu geleneğinde ortaya çıkmış siyasetleme tarzı eserlere biraz ufkumuzu tarihe çevirme, bu coğrafyada yaşanan tecrübelere çevirme. Dolayısıyla bundan ilişki kurarak günümüz sorunlarına ilişkin ne yapabiliriz sorusunu sormaya ilişkin böyle bir finali vardır. Tekrardan bir şeyi inşa etme değil, Türk insanının yatkınlığı içinde bulunduğu çıkmazlarından çıkar. Her düzeyde, bunu şeyde de vardır. Eskişehir insanların ilk kısmında İngiliz karakter ağzından Türk insanının en sıkıntılı dönemlerde oradan çıkmasını gerek dayanışma bağlamıyla gerek lider çıkartma kapasitesiyle çıkarabilir. Böyle bir arayışı var. Eskişehir insanlarındaki olan arayış Devlet Ana'da da var. Türk insanı bu kriz durumlarından her zaman çıkabilme yatkınlığına sahip. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ufkunu tarihe çevirir. Tarihle ilişkiye çevirir. Beslenmeye. Kesinlikle. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben İsmail çok Göçüm. Teşekkür ederim. Tahir Kemal. Biraz Kemal fazla bağırıp çağırdıysam affola. Yok, o sizin enerjiniz. O sizin enerjiniz. Bakalım yani. Yüksek bir tempoda enerjik bir program oldu sayenizde. Güzel ben çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Katıldınız. Tüm katkı verdiniz. Teşekkür ederim Eren Bey. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür tabii ederiz. Tabii ki. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçek Fikri'nin arkasındaki önemli isimler onlar. Bu yayın arkasındaki ekip, editörel ekip, teknik ekip. Ben de teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Haftaya bir başka değerli konu karşınızda olacağız. Hoşçakalın.